Patrik söyleme. Yani bu daha güzel. Bugün Eminönü trafiğine girdiğinde hangi otobüs çıkabiliyordu? 2 saatten önce çıkan otobüs var mıydı? Yok. Yani çok da güzel oldu. Teşekkür ederiz. Yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptılar yani insanlara. Yani kimin fikriydi, kim düşündü, ne yaptı bilmiyorum ama kesinlikle tabanı düşünerek yapılabilecek işin değildi. Pek çok mahallelerden merkezi noktalara ulaşmak için hem çok fazla zaman harcanıyordu hem de aynı zamanda çift bilet ödenmek zorundaydı. Ancak ücretsiz entegrasyonla birlikte bu bölgedeki bütün mahallelerden 20'ye yakın merkezi noktaya tamamen tek biletle ulaşma imkanı da sağlamış olduk. Bu entegrasyon projesi kapsamında 3 semt totalde etkileniyor. Gazi Osmanpaşa, Sultan Gazi, bir de Ali Bekir Eyüp Yeşilpınar semtleri. Buralardan otobüsler kaldırıldı ve insanlar şu an buraya gelmeye mecbur. İşe ve okula gitmek için yarım saat, bir saat harcadıkları süre şu an 1,5-2 saate çıktı. Bu yüzden şikayetçiyiz. Yani şu an bu sistem eski hatların geri gelmesiyle düzelir. İnsanlar evinin önünden, kapısının önünden otobüse bindiği noktada rahatlamış olurlar. Bence rezil bir durum oldu. Çünkü ben 45 dakikalık mesafe gittiğim mesafeyi şu an 1,5-2 saate çıktı. Çok kötü oldu yani bu. Yapılabilecek, insana yapılabilecek en büyük kötülük şu an yapıldı yani. Niye kaldırıldı o zaman? İnsanoğlu denek mi burada? Biz denek miyiz? 36 TL gidiyorduk taksime. 80 durak. Şimdi oturarak geliyorum buraya. Buradan aktarma bedava. Hem buradan da oturuyorum. Sıkıntı yok, daha rahat yani. Bence daha rahat. Yani insanlar macera arıyor bence. Olur, öyle şeyler olur. Şimdi şu anda düzensiz ama düzelir yani. Ulaşım kolaylaştı. Tamam, belki işe giden için zorluk vardır ama bizim için rahat. Görüm yok. Neresi güzel? Ya bana göre güzel. Bana göre güzel. Yakın sana. Yakın diye zaten güzel. Biraz belki bu sistemi bir süre daha denemek gerekebilir. Trafiği yoğunluğunu azalttığı gibi bir söylem var. Çok emin değilim. Eskiden bir otobüsün saatini takip ediyordunuz. Şimdi iki otobüsün saatini takip ediyorsunuz. Yani aktarma gereksiz kullanılan araçlar için iyi bence. Gereksiz boş giden servisler için gayet iyi. Ha evet, biraz zorlandık. Biraz daha düzene girmesi gerekir mi? Evet. Vezneciler aracı kalkmış. Yeşilpınar'da 39Y'ye kalkmış. Yani hadi biz genciz, yürüyebiliriz. Yaşlılar ne yapacak? Yani büyük sıkıntı. Ben şikayetçiyim açıkçası. Ha, kimine göre kolay diyebilir. Evet, olabilir diyebilir. Ama sabah işe gidenler de zorluk yaşıyor. Herkesi metroya yönlendirmişler. Metro herkese alabilecek şeyde mi? Dolulukta mı? Değil. Tekrar otobüs hatlarımızı geri versinler. Neden kaldırdılar? Minibüsleri kaldırdılar. İnsanlardaki teferruatlı ayrıntıları, niye detayları kaldırıyorlar? İsteyen minibüse binsin, isteyen otobüse binsin, isteyen metroya. Yani detaylar arttırılsın. Neden kaldırılıyor ki? Yani ben onu anlamadım açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Bu siz kadar. Ne düşünüyorsunuz? Aynı şeyleri düşünüyorum. Aslında ben öyle düşünmüyordum. Benim için kolay diye düşünüyordum ama doğru, haklı. Yaşlılar, herkes bu çözüm herkesin işine yaramayabilir. Tek vasıta belki biraz daha mantıklı. Evet, belki trafiği engellemek içindi galiba. Trafik olmasın diye yapılan bir şey ama uygulama geri gelmeli.